işçimizin ağırlığının tam bu noktadan geldiğini ve 600 Newton olduğunu söylüyor. K'nın tepkisine de N demiş. M noktasına göre tork alacak olursak, şimdi şurada şöyle çektiğimiz zaman her bir uzaklığa D dersek buralara M'ye göre tork alıyoruz. Bakınız burada. M noktasına göre tork alınırsa M'ye göre tork dengesi. Şimdi buradaki T'miz iç kuvvet olduğu için sağ sol birbirini nötrleyeceği için tork etkisi sıfırdır. Tepki kuvveti N'in 4D'lik kadar torkunu 600 Newton'luk işçinin ağırlığı 3D kadarlık torkla dengeleyecektir. Buradan da N eşittir. 600'ü 4'e bölersek 150 çarpı 3'ten tepki kuvvetimiz 450 Newton gelir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Uzunluğu 1 metreymiş. Her birine D dersek bölmelerin. O halde 3, 5D'nin 1 metre olduğunu biliyoruz. Buradan da 1D'nin 1 bölü 5. Şimdi yatay bileşenlerini bulacak olursak F1'in yatay bileşeni burada 8 Newton, F2'nin yatay bileşeni de 6 Newton olur. M noktasına göre toplam tork 8 çarpı dik uzaklık 3D eksi 6 çarpı 2D'dir. 24'ten 12'yi çıkarırsak buradan da 24 eksi 12D'den 12D olur. D'nin de değerinin 1 bölü 5 olduğunu biliyorduk. O halde burası 12 bölü 5. Yani 24 bölü 10. O da 2,4 Newton metre yapar. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Şimdi şöyle bir sistem yapacak olursak üçlü. Buradaki kuvvetimiz ipin çekildiği kuvvet olsun. Buradaki TL'yi getirip buraya ekleyecek olursak burası TL, burası çekilen T kuvveti, burası da TK idi. Şimdi açılarımıza teta daha büyüktür diyor. Teta'ya 53 diyelim. Burada 37 olur. Toplamı 90 olacak. O zaman bura 53 olduğu için burası 53. Burası 37, burası da dik olur. Yani şöyle bir üçgen oluşturduk biz. Bu üçgenimizde burası dik. Burası 53, burası da 37 oldu. TL, TK ve T oldu. Şimdi 30, 90'ın karşısına 5F dersek o zaman burası 4F, burası da 3F olur. Bu durumda K'daki gerilme L'dekinden büyük müdür? Evet, 4'e 3 olduğu için. İkincisi tam tersi yanlıştır. İpteki gerilme kuvveti yani 5F demek istiyor. Hem K'dan hem de L'den büyüktür. Doğrudur. Cevabımız D seçeneği olur. Kıvrılan dört parmak dönüş yönünü sağ elin kıvrılan dört parmağı hareketin dönüş yönünü gösterir. Dik açılan baş parmak ise tork yönünü gösterir. Dik açılan baş parmak tork yönünü gösterirdi. Şimdi bunu burada uygulayacak olursak saat yönünde dört parmak dönüş dönerse baş parmak aşağı doğru yani şu yönde olacağından tork yönümüz eksi y yönünde olur. Cevabımız D seçeneğidir. Şimdi x2 gerilme kuvveti y'dekine eşittir diyor. Çünkü şöyle çizecek olursak bakınız. Bu açımız 30 derece ise bu açımız 30 derece. Bileşkemizin burada olması gerekir. Bileşkemiz burada ise yukarı bileşke aşağı bileşke eşit olduğu için buradaki bileşkemizin değeri de P kadar olmalıdır. İpteki gerilmelere T kadar dersek yani X'inkisi Y'ninkisine eşit o da T'dir. Buradan da 60 derece olduğu için yukarı doğru olan T kök 3'ümüz de P'ye eşittir. Birinci yargı doğrudur.
X'teki ucu K'dan L'ye bağlarsak diyor. Şimdi K'dan L'ye bağladığımız zaman arkadaşlar X ikbindeki gerilme kuvveti azalır diyor. Şimdi K'dan L'ye getirdiğimiz zaman şu şekilde olacaktır. Onu yeşille çizecek olursak şöyle. İpindeki gerilme kuvveti azalır diyor. Yani aradaki açı azaldığından iki kuvvet arasındaki açı azalırsa iplerdeki gerilme kuvveti de azalacaktır. Kollarımızı birbirine yaklaştırdığımız zaman daha az kuvvet düşer. Bir diğerinde ise bize Y'nin tavana bağlı olduğu M'yi L'ye getirirsek o zaman da şöyle bir şey olacaktır bakınız. Bu durumda da şu şekilde olacaktır. P ağırlığımız değişmiyor. Buradaki açımızın yine tam ortalayacağından bu ipteki gerilme kuvveti, bu ipteki yani burası TX üssü, burası da TY üssü olacağından yine TX üssü TY üssüne eşit olur. Üçüncü yargımız da doğrudur. Cevabımız E seçeneği olur. Şimdi K'nınkisi ağırlık olarak kendi ortası yani burası. L'ninkisi de yine kendi ortası burası olacaktır. İplerin buradan asılmış gibi şöyle düşünecek olursak yukarı doğru olan bileşkeleri bu yönde olduğundan toplamda o halde uzantısı da buradan geçecektir. Şimdi bu durumda burası 2 birim, burası da 3 birim olduğu zaman uzantısının geçtiği ipin doğrultusunun geçtiği noktaya göre tork dengesi alınırsa PL çarpı 3 birimden PK bölü PL buradan 3 bölü 2 gelir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Şimdi vincimizin toplam ağırlığı buradan geliyormuş. 40-40, 20-20, 40 Newton'dur. Tepki kuvvetimizin birisi buradan. NK dersek, diğer ise L ayağının oturmasından kaynaklanan bir tepki kuvvetidir. Vincimizin devrilmesi bu noktaya göre olacaktır. Çünkü ağırlık bu yönde bir tork uyguluyor. O halde ağırlığın torku K'nın torku tepkisi tarafının tepkisinin torku tarafından ağırlığınkisi yani biz ona G toplam diyelim. Toplam ağırlığın torku ile L'nin tepkisinin torkuna eşittir. Bu durumda K'nınkisinin düşen tepkisi L'ninkisinden daha büyüktür. Birinci yargımız doğrudur. Uzatma grubu açılırsa buradaki tork artacağından K ayağına düşen tork da artması gerektiğinden tepkisi de artar. Vinç kaldırılırken R yükü düşerse yani buradaki miktar azalırsa o zaman bu torkumuzun değişmemesi için L desteğine binen yük artacaktır. Üçüncü yargımız da doğru olur. Cevabımız E seçeneğidir. Şimdi çubuğumuzun ağırlığının tam buradan inmesi lazım ki tork dengesi devirmesin. Diğeri de onu dengeleyebilmek için burada ağırlık olacaksa bu kısım yarısı 20 santimetre. Bu kısımda yine yarısı 20 santimetredir. O zaman şu kısmın uzaklığına A dersek, buradaki çizdiğimiz bu kısmın uzaklığına tamamı 20 idi diğer yarısı buradan itibaren. O zaman 20 eksi A olmalıdır. Buradaki ağırlığımız da G kadardı. O'ya göre tork alırsak G çarpı 20 santimetre eksi A eşit olmalıdır. G çarpı A. Ağırlıklar sadeleşirse buradan 2 tane A eşittir 20'den 1 A uzunluğu 10 santimetredir. Bize X soruluyordu. X ise A artı 20'dir. A'yı da 10 bulduğumuz için toplamda X'in değeri 30 santimetre olur. Doğru cevabımız E seçeneğidir.